سمع الله جن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم Efendimiz buyuruyor. İyyâküm vel heva. Hevadan sakınınız. Batıla, yanlışa meyil. Fe innel heva yusmi ve yumi. Çünkü heva insanı dilsiz eder, sağır eder, kör eder. Aşırı istek, düşkünlük, tutku, heva, evet. Sevda, sevgi, hırs, bu heva içine gidebilir. Allah Celle Celaluhu insanda iki şey yaratmış. Bir ruh tarafı var, bir de topraktan yaratılan nefis tarafı var. Ruh aştan gelmiş. Ben ufaktü min ruhi. Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra ruhundan yükledim diyor. Buyuruyor Allah Azze ve Celle Hazretleri. Ve bizim bedenimiz, nefis tarafımız da kopmuş çomurdan yaratılmış. İkili bir dualite var insan vücudunda. Ruh arştan geldiği için insanı arşa sürükler, götürmek ister. Topraktan gelen nefis de insanı geldiği yere aşağıya, toprağa götürmek ister. Böylece insan hayatı bu iki arasındaki mücadeleden ibaret. Hayat demek, mücadele demek. İşte bu konuda Cenab-ı Hak insanlara onların içinden, onlar gibi eğip içen, evlenen, oturan, kalkan, onların dilinden konuşan peygamberler göndermiş. Onları da kendi emirlerini vahiy yoluyla bildirmiş. En son olarak da Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş. Bu Kur'an-ı Kerim'deki hükümler işte bizim bu iki dualite savaşında nasıl yol takip edeceğiz, nasıl hareket edeceğiz bunları bildiriyor. Bunları da bize açıklayan da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَا İmtihan ediyor bizi Allah. لِتُبَيِّنَ لَكُمْ Size açıklasın diye de Peygamberi göndermiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah öyle buyuruyor. Çünkü Peygamberimiz bizim içimizdendir, insandır. Bizim gibi konuşur. Bizdendir. Bizim halimizi bilir. Şimdi bir keresinde, şimdi Kur'an Arapçadır. Kur'an'da geçiyor zaten Arapçadır diye ama bir keresinde Kuba Mescidinden dönüşte, yani o zaman gümrük duvarları vardı. Birçok şeyleri getiremiyordunuz. Haç'tan dönen insana da misafirler geliyor. Onlara da bir şey ikramlarda bulunmak adetimiz bizim insanlarımızın şeysi. Biz de orada dönüş yolunda mağazaya girdik ve fileleri doldurduk. Taşımamız mümkün değil. Bir taksiyi durdurdum ben. Durdu. Bindik şuraya dedik, adresi verdik. Baktım adam, direksiyondaki adam şoföre benzemiyor. Yani şoförleri küçümsemiş diye anlamayın sakın ha. Ama herkesin bir şey, tavır tarzı var, bir giyiniş tipi var. Adam sanki bir yerde müdür, öyle bir giyinimi var, duruşu var. Dedim, siz dedim şoföre benzemiyorsunuz. Evet dedi, ben dedi falan yerde müdürüm, Arap Edebiyat Fakültesini bitirdim dedi, Arap, oralı adam. O zaman dedim Kur'an-ı Kerim'i çok rahat anlarsınız. Hem Arap Edebiyat Fakültesini bitirmiş hem Arap. Anlayamıyorum dedi. Kur'an anlamak için dedi, ben de tefsirlere bakıyorum. Tefsirlere bakınca ben de anlıyorum dedim, ben Türk'üm ama. Evet ondan diyorum, Kur'an Allahçadır. Kur'an'daki Arapçayı bugün Edebiyat Fakültesi'ni bitiren müdür de anlamıyor. Evet, Kur'an'ın hükümleri bu tabii şey değil, garip değil. Bugün siz Türkçe biliyorsunuz. Hadi anayasayı getireyim, konayım sizin önünüze. Anayasa Türkçe, anlayın bakalım. Profesörler birbirini yiyor yani. Sen şöyle anladın, yanlış anladın filan diye. Evet, her şeyin bir anlama usulü var, bir ilmi var.
Onun için o garip bir şey değil tabii. Sıradan bir insan Kur'an-ı Kerim'i anlayamıyor. Onun ilmini öğrenmesi lazım. Evet efendim, şimdi Kur'an-ı Kerim'i biz anlayamayacağımız için kendimiz, Peygamberimiz bizden birisi, bizim dilimizle konuşuyor. Açıklamış neyle? Sözleriyle. Neyle? Fiilleriyle. Kur'an-ı Kerim'deki olan hükümlerin açıklaması Efendimizin sözleridir, davranışlarıdır. Bir de takrirleridir. Ne demek takrirleri? Bir iş yapıyorlar, kendisi bir şey söylememiş, bir şey yapmamış. Ama başkaları huzurunda bir şey yapıyorlar, ses çıkarmıyor ona. Yani onun kötü olmadığını kabul etmiş oluyor Peygamberimiz. Ses çıkarmak, takrir bu demek. Efendimizin işte sünnetleri bunlara dair. Bunlara dair bize gelen haberlere de hadis deniyor işte. O hadisler, Efendimizin bu sözleri, fiilleri, takrirlerinden bize gelen haberler, Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarıdır. Şimdi bu açıklamalarla biz bu iki dualite savaşında nasıl davranacağımızı öğreniyoruz. İşte bu hadisler de hayatın herhangi safhasında size uyarıcı, bizlere uyarıcı, Efendimizin nurlu sözleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine yapışan adam Kur'an'a yapışmış olur. Kur'an'a yapışan adam Allah'ın dediğini tutmuş olur. Allah'ın yanında sevgili kul olur. Şimdi Efendimiz buyuruyor ki benim sünnetlerimin unutulduğu bir dönemde bir tek sünnetimi ihya eden, yani yaşatan, hayatı boyunca ona uyan adam bir tek sünnetimi beni ihya etmiş olur. Beni ihya eden de benimle beraber cennettedir diyor. Hadis-i şerif bu. Basit. Şimdi basit olarak size arz edeceğim. Her konuda uyarılar var. Peygamberimizin şimdi ben namaz kıldım sizinle beraber. Allah hepimizin namazını kabul etsin. Arkada ancak yetişebildik. Arkada evet, ama insan gözü tabii namazda secde mahalline bakmamız lazım ama önüne gidince insanların nasıl oturduğunu kalktığını da görmüş oluyorsunuz. Şimdi ben başka yerlerde de gördüğüm için bu vesileyle sizi şey etmek istiyorum. Efendimiz buyuruyor ki secde yedi aza üzerine olur. Evet. Alın, burun, bir. Burun değer, alın değmez. Secde geçerli değil. Alın değer, burun değmezse kerahatle geçerli. İyi değil ama alın diyorsa hadi kerahatle geçerli. Alın, burun bir. Yedi azat dedi ya. İki el, iki el, eller yere nasıl değer? Avuç içleriyle, değil mi efendim? Böyle değil. Böyle. İki el etti üç. İki diz etti beş. Ve diyor ki etrafı ricil, ayağın parmakları, parmak uçları değecek. İki de onlar, iki ayağın parmak uçları da onlar. Parmak uçları önemli bakın. Bir de onlar yedi. Secde böyle olur. Secde bunlardan yere değmesi suretiyle icra edilir. Ama ben birçok yerlerde görüyorum. Bazı arkadaşlarımız secdede ayakları yukarıda şaraman oynuyor havada. Peygamber de secdeyi böyle tarif ediyor, bizi uyarıyor. Secde edecekseniz böyle edeceksiniz. Ayaklarınızın parmak uçları yere değecek. Şimdi bazı arkadaşlar havaya kaldırmasa da bazıları sırtını değdiriyor yere. Sırtını değdirdiğin zaman ayağınız yere değmiş olur mu? Şimdi sizden birinizi kalkın bakalım desem ben. Ayaklarınızın sırtının üstünde ayağa kalkın. Hadi kalkan varsa buyursun. Ayak yere neyle değer, neresiyle değer? Altıyla, değil mi efendim? Aslında altı değecek de secdeye gidiyoruz, kafamız önde. Gidince ne yapıyoruz biz? Böyle altını koyduğumuz ayağımızı böyle kaldırıyoruz. Parmaklarımız şöyle kıvrılıyor. Değil mi? Ama adam 60'ında başlamış namaza, parmağındaki şeyler kireç bağlamış, kesinlikle böyle kıvrılmıyor. Ha diyor ki Peygamber, eyvallah, parmak uçları değse secde tamam.
Şimdi parmak uçlarında değmezse secde yok. Bu bir peygamberimizin sözüdür, uyarıdır. İbadetimizde uyarıdır. Sonra Efendimiz buyuruyor ki, benim sünnetim Kur'an'dan ayrı. Kur'an'a uygun, Kur'an'ı açıklayıcı ama Kur'an'la eşit değil. O Allah sözü. Manası, lafzı Allah'tan, Kur'an-ı Kerim. Vahiy yoluyla peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu aynıyla bellemiş ve ezberlemiş olarak, bellemiş olarak da hemen vahiy katiplerine yazdırmış. Ve oradaki sahabiler de onu duymuş, ezberlemiş. Hem hafızlar var hem de Efendimiz'in huzurunda Kur'an-ı Kerim'i yazıyorlar. Vahiy katipleri var, görevli. Kur'an böylece indiği şekliyle, orijinal şekliyle bize gelmiş tek kitap. Tevrat'ı okuyabilirsiniz. Tevrat'ın aslı da Allah'tan. Musa Aleyhisselam indirildi. Ama okuyun, o kadar karıştırıldığı belli ki yani. Allah sözüyle insan sözü belli olmaz mı? Belli oluyor. İncil'i okuyun. Korkmayın, okuyun. Kur'an-ı Kerim'i de okuyun. Kur'an-ı Kerim'in hakikaten hiç değişmeyen Allah sözü olduğunu anlayacaksınız. Ötekilerde karışık, belli yani değiştirildiği. Evet, böyle Kur'an zamanımıza kadar gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal buyurmadan evvel tabii bir kitap haline getirilememiş. Neden? Vahiy daha geliyor, gelecek. Ölmedi Efendimiz. Yaşadığı sürece de vahiy geliyor. İnsanların ihtiyaçlarına göre. Onun için bir kitap haline gelmemiş. Yazılan o ayet metinleri sahabilerin evlerinde düz taşlara, deri üzerine, tahta üzerine böyle şeyleri yazıyorlar. O zaman kağıt fabrikası yok. Kağıt yok yani. Öyle evlerine götürüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal buyurduktan sonra Hazreti Ebu Bekir zamanında yalancı peygamberler zuhur etti. Neden? İnsanın yaratılışında işte heva var burada. Eli öpülmeyi çok istiyoruz biz. Ayaklarımızı kapanmaktan nefsimiz çok hoşlanıyor. Şöyle önümüzde böyle millet iki büklüm oldu mu böyle koltuklarımız kabarıyor. Böyle bir nefis var. Hepimizde istisnasız. İstisna hepimiz böyle bir şey var. Alkıştan çok hoşlanıyoruz. Parayı çok seviyoruz. Dünyayı çok seviyoruz. Bu nefis tarafımız var. İşte bu nefsimi karşımızda aklı selimimiz lan diyor, yavaş dur. Ruh tarafımızda yapma, yanlış yapıyorsun. Evet, işte bu mücadele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu uyarıcı şeylerinden birisi de sünnetleri dedim ya. Yalnız sünnetlerini ayet sanmayın. Ayete aykırı değil. Fakat ayetin kendisi değil. Ondan dolayı karışır diye Peygamberimiz sağlığında sünnetleri, hadisleri yazdırmamış. Yazmayın demiş. Benden duyduklarınızı, benim sözüm olarak duyduklarınızı yazmayın demiş. Yasak demiş. Evet. Şimdi bunun binaen 200 sene sonra yazılmış, toplanmış, yazılmış. Buna binaen bazı ilahiyatçılar, profesörleri batıllar söylemiyor. Çünkü söylemiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yabancı devlet reislerini İslam'a davet mektupları var. Bizans İmparatorluğu'na göndermiş, Mısır Peygamberi'ne göndermiş, şuna göndermiş, buna göndermiş. Onlar elimizde. Bir tanesi de bizim Topkapı Müzemizde duruyor elhamdülillah. Paris Milli Kütüphanesi'nde, Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde orijinalleri almış götürmüş oralara. Onlar duruyor. İki, bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abdullah var, Abbas var. Ondan sonra onun yakınında süper deha sahibi insanlardan birisi de Amr ibn-i As. Sonra da Müslüman olmuş. Halid bin Velid gibi. O da dahi bir insan. Halid bin Velid. İkisi kan kusturmuşlar peygamberimize. Müslümanlara çok eziyet etmişler. Fakat kendileri güçlü. Çok kalabalık. Peygamberimiz
garip insanlar etrafında, zengin değil, şu değil, bu değil, Ebu Bekir gibi birkaç kişi hariç, genelde hep de böyle gariban takımı gittikçe büyüyor. Gittikçe büyüyor Efendimiz. Onlar da küçülüyor. Kendi kendilerine demişler ki ya biz doğru bir iş yapsak, güç bizde, çoğunluk bizde, gerilemeyiz. Ebu'l Kasım yanlış yolda olsa büyümez. Gittikçe büyüyor, yolumuz yanlış kendi kendilerine. Neden? Onlarda aklı selim var. Aklı selim duygulardan uzak olan akıl demek. Heva dedi ya şimdi, onların işine giriyorum, hem de size bu konuda bilgiler veriyorum. Aklı selim doğruyu gösterir. Daha evvel Efendimiz'le kıyasıya mücadele ettiler. Çünkü zengin adamlar, kibir adamlar, yetim adam, etrafında çapulcular var. Kim ulan bu filan diye gururları var, kibirleri var. O gurur ve kibirleri akıllarını örtüyor. Fakat bir süre sonra bakıyorlar ki gerçek realite böyle değil. Düşünüyorlar, aklı selim. Düşününce yanlış yoldayız diyorlar ve ilginçtir. İkisi de yarın öğle vaktinde Mekke'den çıkayım, Medine'ye gideyim, Müslüman olayım. Bizim yolumuz yanlış. Halid bin Velid de Amr bin As da, ikisi de dahi adamlar bunlar. Halkı teşvik eden Peygamberimizin aleyhine insanlar önderlik etmişler. Kimse görünmeden gidecekler Medine'ye. Bu da adamı yollara döktün, kışkırttın. Şimdi de kendin gidiyorsun, Müslüman oluyorsun. Gitmemek için gizli gidecekler. Araplar öyle sıcağında uyur. Çok sıcak çünkü. Herkes uyur. Onlar uykuya yatırlar. Kur'an'da da var. Öğleyin diyor, ev ziyareti yapmayın diyor Allah. Herkes yatıyor. Onların mahrem saati diyor. Evet. Karar vermişler. Demişler ki öğle sıcağında evimden çıkayım. Mekke'nin çıkışında şurada şu kayanın gölgesi var. Arda sıcak geçinceye kadar dinleneyim. İkisi de. Hiçbir birbirlerine haberleri yok. Evet. Amr bin As gelmiş kayanın gölgesine. Çok sıcak. Bilirler 60 dereceye varıyor sıcaklık. Şimdi 34 derece. Şu anda. Ondan sonra Halid bin Velid de aynı şekilde gelmiş. Bakmış Amr bin As orada. Amr demiş hayrola niye geldin? Bunlar arif adamlar. Çok akıllı adamlar. Sen niye geldiysen ona geldim demiş. Gelişlerinden belli niye geldikleri. Oturmuşlar neyse sıcak geçince kadar Efendimiz'e Medine yoluna düşmüşler. Medine'de Halid bin Velid namlı bir asker, kumandan karşısında kimse duramıyor. Haber vermişler. Efendimiz benim gibi cam gözlük takmıyor. Peygamber gözlüğü takmış. Onun için gelecekleri biliyor. Allah bildiriyor ona. Bırakın gelsinler demiş. Aman efendim şunu. Bırakın gelsinler demiş. Yani koruma diyorsunuz da şimdi. Efendimizin de böyle onu sevenler koy. Bırakın gelsinler. Evet geliyorlar. Orada İslam'la şerefleniyorlar. Efendim bu Amr bin el-As çok zeki adam. Çocuğu da zeki. Efendimiz diyor ki evlendiğinizde çocuklarınızın zeki olmasını, asil olmasını istiyorsanız zeki kadınlarla evlenin. Çünkü zeka aptallık sütle geçer diyor. Bunu araştırın yani. Evleneceğiniz zaman aptal kızlarla karılarla evlendin diyor. Bir akıllı, çok akıllı çalışan. İki çok doğuran kadınlar alın diyor. Kısır kadınları almayın diyor. Çocuklar nesil çoğalsın. Efendimiz tavsiyeleri bunlar. Neyse işte bu Amr bin As'ın oğlu da süper zeki bir oğlan. 16 yaşında. Efendimiz konuştukça dizinin dibinde. Artık onlar ayrılmıyor. Babası Müslüman oldu ya. Medine'de onun dizinin dibinde. Efendim yazmayı yasak ediyor. Kur'an'la karışır diye. Tevrat karıştı. Halen görebilirsiniz. İncil karıştı. Halen görebilirsiniz. Öyle olmasın diye benim sözlerimi yazmayın diyor. Yasaklamış. Bu diyor ki Abdullah İbni Amr İbni As Kahire'de yatıyor şimdi. Oraya yolumuz düşerse ziyaret edin.
Orada yatıyor. Arapla kıymetin bilmiyor. Pis. Öyle güzel adamın bulunduğu yer pis. Yani insan öyle mübarek bir adamın yanını kirletir mi ya? İmam Şafii'nin türbesi pis Kahire'de. Hatta arkadaşım birisi dedi ki şunu dedi filme çekeceğim dedi. Yok yok dur dedi. Şeye vereceğim dedi. Televizyona vereceğim. Sen dedim düşmanın ağzına şey vereceğim ya. Olur mu böyle? Ama baksana hocam ya dedi. İçe girilmeyecek derece pis. İmam Şafii o kadar titiz adam İmam Şafii. Çok pis. Mülevvez türbesi içi. Evet. Şimdi biz gelelim şeyimize. Amr ibn-i As'ın türbesi böyle derseniz ziyaret edin büyük adam. Şimdi demiş ki ya Resulallah sizden duyduklarımı tam ezberleyemiyorum demiş. Ben daha gencim, çocuğum. Ne olur demiş bana yazmama izin verin. Yaz lan demiş. Sana izin var. Böylece Abdullah ibn-i Amr ibn-i As Peygamber sallallahu radiyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duyduğu hadisler dizinin dibinde 1000 hadis yazmış. 1000. Ve onu herkese saklamış. Çünkü hadis yazmak yasak ya. Başkası hiç olmasın diye. Saklamış. Öleceği zaman yastığının altında. Kimseye söylemiyor. Görmüşler. Abdullah yok demiş. Can çıkmayınca kimseye vermem. Çünkü hadis yazmak yasak. Ona özel izin. Bu 1000 şeylik, hadislik, hadis tomarı Şam'da eski şeyler arasında oryantalistler tarafından, şarkiyatçı İtalar tarafından İslam'ı araştırmak, yıkmak için araştıranlar tarafından bulundu. Halen elimizde. Bir bakıyoruz ki, şimdi o televizyonlardan hadis önemli değildir, şüphelidir. Kur'an bize yeter. Kur'an'da yaş kuru her şey var. Ne gerek var hadi? Çok yanlış. Çok yanlış. Bak dedim. Arap edebiyatını bitiren adam müdür bilemiyor Kur'an'ı. Hadise ihtiyaç var. Ama şimdi hadis önemli değil. Zaten sonra toplandı. 200 sene sonra toplanmış hadisler. Suriye ile Türkiye sınırında Emevi halifelerinden Ömer ibn Abdülaziz yatıyor. Bu zat emir vermiş her tarafa. Peygamberden duyulan hadisleri yazın. 200 sene sonra. Şüpheli diyorlar böyle. Şimdi öyle hocalarımız var maalesef. Ben de size duyuruyorum. Fransız, İngilizce bilenleriniz, Batı'ya gidenlerinize veriyorum. Gidin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dizinde yapılan o 1000 hadislik tomar bugün elde. Halen var. Buhari'nin 200 sene sonra topladığı çöl çöl gezerek topladığı hadislerden hadisler arasında bu tomarın virgül farkı yok. Hiçbir farkı yok. Yani ne gösteriyor? İmam Buhari'nin hadislerinin çok sağlam olduğunu gösteriyor bu. 1000 hadisin hiç farkı yok. Halbuki bunu İmam Buhari bilmiyor bu 1000 tomarlık yazılı eseri görmemiş. Bilmiyor, saklıyor ya, kimse vermiyor ya. Evet, böyle. Bir de o mektupları da bilmiyor İmam Buhari. Onların metni de elimizde. İmam Buhari'nin duymak sureti topladığı hadislerle bu metinler arasını karşılaştırın. Evet, aynen hiç değişiklik yok. Yani Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesai filan diye sayıyoruz ya kütüb-i sitteyi. Bunlar böyle sağlam hadis kitaplarıdır. Sağlam hadis kitaplarıdır. Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz'in tefsir eden sözlerini, fiillerini, takrirlerini içine alan hadis kitaplarıdır. Sağlam kaynaklardır. Değersiz değillerdir. Hadislere bakmazsak, onları şey etmezsek anlayamayız Kur'an'ı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu akimus salâ. Namazı ikame edin diyor. Ne demek namazı ikame etmek? Ne demek? Evet. Bir izaha muhtaç. Peygamber bizim namaz kılarken Kur'an'da elini kaldırmış. Elini bağlamış.
Rüküyü şöyle yapmış, dizlerini tutarak değil mi efendim? Dizlerimizi tutarak, parmaklarımızı açarak sağlam tutuyoruz. Biri şöyle yapsa, bizim şeyimizi, elimizi dizimizden koparamayacak şekilde sağlam tutacaksınız. Öyle tutmuş. Secdeyi tarif ediyor işte böyle. Bunlar Kur'an'da yok. Bunlar Kur'an'da yok. Nereden öğreneceğiz? Aha, bu hadislerden öğreneceğiz. Bu hadislerden öğreneceğiz. Hadissiz olmaz. Şimdi onun halinde bir şey var da onu arz etmek istiyorum. Hadissiz olmaz. Bu hadisler de Kur'an'ın açıklamalarıdır. Her neyse işte bu Kur'an'ın toplanan, yazılan şeyleri bu yalancı peygamberleri Hazreti Ebu Bekir uğraşmış, onları tepelemiş. Müseylimetül Kezzab diye en çok azılısı, o çevresi çok geniş olan, neden peygamber diye ilan etmişler kendilerini? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabiler, insanlar çok seviyor. Evet. Çok seviyorlar. Efendimiz sevilmez mi? Bak 1400 sene geçmiş, siz de onun sünnetlerini elhamdülillah farzmış gibi yapıyorsunuz. Evet. Şimdi sünnet kıldınız. Bizim aziz milletimiz sünnetleri farz gibi kabul ediyor. Camiye geldi hepsini tamam ediyor değil mi? Öyle değil mi efendim? Ama bunu Şam'da göremiyorsunuz. Ama bunu Bağdat'ta göremiyorsunuz. Kahire görmüyorsunuz. Farzı kılıyor, gidiyor. Kabe'de bile göremiyorsunuz. Hallerinde görüyorsunuz değil mi efendim? Peygamberin sünnetlerine değer veren aziz milletimizi Cenab-ı Hak ne badirelerden kurtarıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine değer vereni Allah azzeder. Sünnetler önemlidir, değerlidir ama şimdi oraya geliyorum. Evet. Hazreti Ebu Bekir zamanında bu toplanmış, musab olmuş. O 70 tane hafız, Kur'an hafızı birden ölünce Ebu Bekir demiş, Ebu Bekir'in eteğini tutmuş. Ebu Bekir demiş, bir harfe 70 hafız gitti. Daha çok harfler olacak. Kur'an'ı demiş, musab haline getir, topla, kitap haline getir. Dağınık ayetler halinde sahabilerde var. Demiş, Resulullah'ın yapmadığını ben yapamam. Bana bak demiş. Peygamber yaşadığı sürece ayet gelecek diye toplamadı. Şimdi o irtihal buyurdu. Biz toplamak zorundayız. Aksi halde bu hafızlar şehit ola 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 kalmayacak ezbere. Kur'an kaybolacak demiş. Bastırmış. Kur'an'ı toplatmış Hazreti Ebu Bekir'e. Hazreti Ömer'in kızı Hafsa anamıza teslim etmişler. Hazreti Osman zamanında İran fethedilmiş, Azerbaycan fethedilmiş, Habeşistan fethedilmiş, Kuzey Afrika fethedilmiş. Her türlü millet İslam'a şerefler, şerefiye bulmuş ama herkes eski adetleriyle beraber geliyor. Okuyuşları bile farklı. Amerika'da bayram namazı kılıyoruz. Cezayirli arkadaş. Hani sanki Türkçe'de Türk'ü var ya, karadır kaşların ferman yazdırır diye. Başladı bu şeye okumaya. Biz de Türkler bir grubuz. Arkadaşlar ya dediler, ne biçim olan dur lan dedim. Onların okuyuş tarzı bu. Evet adam Müslüman olmuş ama Türk'ü çağırdı gibi Kur'an okuyor. Biz sanki ehl-i sünnet bayraktarlarını yaptı aziz milletimiz. Ama bırakabildik mi bütün adetlerimizi şamanizmden kalan? Mesela ağaçlara çaput bağlıyoruz. Her yeri var. İslam'da yok böyle bir şey. Bir türlü atamıyoruz onu. Yatırlara mum dikiyorlar. İslam'da böyle bir şey yok. Ama gidiyorlar türbülere mum dikiyor. Hala şamanizmden kalan şeyler. İşte böyle hem okuyuş farkları var hem düşünce falan. Demişler ki Osman, bu uzak yerlere Kur'an göndereceğiz yoksa Kur'an şeye benzeyecek. Herkes kendine göre bir şey uyduracak. Onlara her yere birer tane musab koyacağız ki dinimizin aslı bu. Bundan sapmayın. 6 tane çoğaltılmış. O musabların birisi de elhamdülillah yine Topkapı. Topkapı'da var. Gidip ziyaret edebilirsiniz. Evet. Şimdi bu hadis-i şerifler, Buhari, Müslim, bunlar çok adam var ama bu 6'sı, bir de Ahmed İbni Hanbel var. Bunlar Müslümanlarca, İslam ulemasınca muteber hadis kitapları kabul edilmiş, rayına oturmuş.
Onlar da işte onlardan birisi de onlardan toplanan bir kitap bu. Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin Efendi o Tanzimat'ın aşağılık kompleksi zamanında Allah öyle bir kabiliyet yetiştirmiş. O zaman Fransa dünyanın en ileri devleti. Herkes Fransız hayranı. Aşağılık kompleksi var. Allah ne buyuruyor Kur'an'da? Entümül alem. Siz yükseksiniz, en yükseksiniz. İn küntüm müminine. Müminseniz sizden yüksek şerefli kimse yok. Halbuki hem Müslümanım diyor hem de yavrum her şeyi kabul etmiş Tanzimat döneminde. Aşağılık kompleksi var. O zaman Fransa hayranlığı var. Bir zaman da Amerikan hayranlığı vardı. Şimdi ben günümüze gelmeyeyim, şeyi karıştırmayayım. Bir vapur çıktı İstanbul'a, benim İstanbul'dayım halen de. Allah o Amerikan askerlerine bizim kızlarımız, karılarımız koştu gitti yani. O kadar Amerikan hayranlığı vardı bir zamanda. Abi Allah ne buyuruyor? Eğer müminseniz, Müslümansanız en yüksek şereflisizsiniz. İşte bunu Gümüşhaneli Hazretleri gelmiş Allah'ın ona deha sahibi insan. Bugün İstanbul Valinin olduğu yerde şimdi defterdarlık binaları vardı orada medrese kurmuş. Tam İslam'a uygun hocalar yetiştirmiş. Mısır'a göndermiş, Cezayir'e göndermiş, İran'a göndermiş, her tarafa göndermiş hocaları ve o kompleksten kurtulmuş. Türkiye'de de elhamdülillah onun yetiştirdiği hocalar, onlardan işte bir, onun yazdığı Efendimiz'in hadis kitaplarını ben size okuyorum bu sohbetimde. Ondan açıklamalar yapıyorum. Zaten onun da açıklamaları var. Şimdi efendim, bu hadis-i şerifte hevadan sakınınız. Çünkü heva insanı sağır eder, kör eder. Ne demek? Tutku demek. Aşırı sevgi demek. Sevda demek. Hırs demek. Duyguların hakim olmasından sakınınız. Duyguyu Allah yaratıyor. Çünkü insanı imtihan için dünyaya gönderdi. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ اَمَلَى Kim bakalım aklının, aklı seliminin, ruhunun dediğini tutup da başı arşa mı diyecek? Kim de nefsine uyup da aşağılık, aşağıların aşağısı mı olacak? Hayvanlardan da aşağı. بَلْهُمْ اَدَالُ Nefsine uyanlar hayvandan da aşağı. Niye? Hayvan bu haram helal düşünmez. Hapur bur yer. Ama aklı olmadığı için güçlü bir gelir, tedbir gider. Ama insanda akıl var. O aklıyla hayvanın yapamadığı zararları yapıyor. Çeşitli şeyler yapıyor. Ondan daha çok zararlı oluyor. Hırsına mağlup olursa hayvan gibi. Evet, belhün adal. Ondan aşağı oluyor. Bu heva, tutku. Evet, ben yapabildiğim kadar hadislerden, Kur'an'dan, üstadlarımdan duyduğum, şimdi bulabildiğim şeyleri size aktarmak üzere bir elçiyim. Hiç kimseye hedef almıyorum. Kabiliyetim kadar, yapabildiğim kadar açıklamaya çalışıyorum. Bana kızmak yok. Evet. Yanlışsa yanlış der, geçersiniz. Evet. Şimdi çok seven bir arkadaşım, zengin, tekstilci. Beni de çok seviyor. Adamı sigara içmeni görmedim. Ben 39 senedir İstanbul'da konuşuyorum. Hep geliyorlar. Paşalar da geliyor, valiler, emekli onlar geliyorlar. 39 senedir konuşuyorum. Ben hiç susturan olmadı şimdiye kadar. Çünkü kendisi orada. Dinliyor. Hiç taviz vermedim. Anlatıyorum. Takdiri size bırakıyorum diyorum. Tercümesi bu, manası bu. Çok kritik şeyler geliyor bazen. Size bırakıyorum. Hiç itiraz eden görmedim. Öyle bir milletimiz var. İtirazcı değil. Bu Kahire'de yok. Şam'da yok. Bağdat'ta yok. Benim kanaatime göre sen kimsin lan? Evet. Esnafı küçümsemiyorum. Sıradan bir esnafsın. Ben esnaflık yapamam. Bir keçi alıp satmayı bilemem. O bakımdan sen benden üstünsün. Ama biraz müsaade buyur da bu işleri de ben anlayayım lan. Şimdi o hastalık var şimdi onlarda. Benim kanaatime göre caiz de. Kimsin lan sen? Maalesef böyle
Her kapıdan ses çıkınca da görüyorsunuz hallerini. Elhamdülillah bizim aziz milletimiz böyle şeylere bağlı, temeline bağlı, ehl-i sünnet inancında büyüklerimize saygı duyuyoruz. Bundan dolayı bizi parçalayamıyorlar. Ne kadar uğraşsalar. Evet efendim, şimdi sigaraya yöneleceğim. O sigaraya konuşuyorum ben. Çünkü 1996'da Amerika'dayken yine yine dönüp dönüp söylüyorum. Benim görevimi söylemek. Ve ma aleyna illel belâh. Biz duyururuz. Uygulamak sizden arkadaş. Yalnızsa hesabını ben vereceğim. Şu konuşmaların hepsinin hesabını ben vereceğim. Bunu da biliyorum. Veya sizden teşekkür beklemiyorum. Zaten güzel söylersem Cenab-ı Hak beni aziz edecek. Orada hiç şüphem yok. Doğru söylemeye çalışıyorum ama ben de bir insanım da. Şimdi sigaraya dönüp dönüp çatarım. Neden? 1996'da Amerika'ya çağırdılar beni, gittim. Evet, orada o zaman Clinton dönemiydi. O Hillary'nin kocası. O karının kocası. Evet. İlim adamları sigaranın müthiş bir zehir olduğunu makaleler yazıyorlar, söylüyorlar konferanslarında. Yasak et diyorlar Clinton'a. O hiç oral olmuyor. Neden? Çünkü seçimde dünyanın bütün sigara, uçlu sigara satan Amerika biliyorsunuz. Çok zenginler, sigara fabrikaları sahipleri. Partisine yardım etmişler seçimi kazansın diye. Yani her şey dünyada bir Türkiye gözünüzü almayın. Hepsi aynı, devam ediyor. Ondan dolayı gebe herif bir şey demiyor. Ne yaptılar şimdi? 4000 üniversite vardı 96'da Amerika'da. 4000 üniversite. Bunların Müslüman falan değil, İslami şeyleri yok. Üniversitede Hristiyan üniversitesi ya. Adamlar Hristiyan. Laboratuvarlarda buldukları bulguları tebliğler halinde sempozyum düzenlendi. 4000 ilim adamı birleştiler, bir ilmi toplantı yaptılar. Bütün televizyonları da çağırdılar, açık televizyonlara. Herkes laboratuvarda bulduğu sigaranın zehir olduğu, müthiş bir zehir olduğunu ispat eden şeyleri söylüyor. Neticede toplantı, ben de oradayım. Neticede sigaranın 4000 ilim adamının imzası var. İttifakla sigaranın müthiş bir zehir olduğunu bastılar, yaydılar ve onun üzerine Amerika'da kapalı yerlerde sigara içme kanunu, yasak kanunu çıktı. Ben de Fransız biliyordum, Arapça biliyordum gittiğimde. İngilizce okuluna gidiyorum, bir de İngilizce gavurcasını öğreneyim diye. Şimdi müdür takip ediyorum, kanun çıktı. Müdür adam odasında, kimse görmüyor ama ben dikkat ediyorum. Ben de müdürlük yaptım çok. Bakalım kanunu nasıl uygulayacak diye. Bunu mahsus söylüyorum. Evet, bizde de kanun çıkıyor ama şimdi adamları ölçü vereceğim. Gavur hayranlığı yok ama adamların kanuna bağlılığını size söyleyeceğim. Takip ediyorum, adam sigara içtiği zaman odasında sigara içmiyor. Bahçede bir yer belirledi. Adamlardan, idarecilerin, memurlardan, talebelerden sigara içip oraya gidiyor. Kar, fırtın, ne olursa olsun içeride yasak. Kesinlikle içilmiyorlar. Kendi de çıkıp orada sigara içip geliyordu. Kanunu bu kadar saygılı olduğunu gözümle gördüm. Bize de yazıyorlar, sigara yasaklı, içene şu kadar ceza, görevliye bakıyorum ben asılıp durur. Böyle olur mu ya? Evet, kanun çıktığım ertesi günü trene bindim arkadaş. Yani kimseyi itham etmiyorum. Bir baktım, Allah, herkes nasıl fasıl fisir o. Görevliler de, kanun çıktı dedim ya. Biz dediler, bu vagonu sigara vagonu yaptı. Kanda öyle bir madde yok. Kapalı yerde içilmez diyor. Vagonu kapalı ya. Hemen orada uydurmuşlar sigara tiryakileri. Duramıyor. Tutku. Sigaraya alışmış. Şimdi kürsüden bunları anlatıyorum. O hoca da ben, bir gün dedi ki, hocam dedi, elhamdülillah dedi, cami yaptırıyor, her tarafı yardım ediyor. Elimden gelen yapıyorum, bir rakı içmiyorum, şarap içmiyorum, falan demiyorum. Bir sigaram var diye durmadan bana çatıyorsun gibi. Halbuki ben sigara içmeyi bilmiyorum. Üstüne alınmış biliyor musunuz? Dedim sen sigara mı içiyorsun ya?
Bir sigaram var hocam diye durmadan ona çatıyorsunuz. Evet, benim hedefim hiçbir adam değil. Ama söylüyorum. 4000 ilim adamının ittifakla sigaranın müthiş bir zehir olduğuna dair raporu var. Ben o bunu duyunca sigara haram dedim. Şimdi diyorlar ki sen eski hocalardan daha mı alimsin? Estağfurullah. Birçokları böyle sen eski çok tabisin, gericisin diye itham ediyor. Evet doğrudur. Ben İmam Azam'ı çok seviyorum. Onun yolundan giden üstadların başının tacizdir. Onlara uyuyorum. Biz onların seviyesine değiliz diyorum. Fransız, İngilizce ne bilirsen bil. Neden? Evet şunu söylüyorum. Bakın İmam Azam Hazretleri o kadar sevilen bir adamken halife onu başkadı yapmak istemiş, sarayını almak istemiş. Nimet, dünya nimetlerine boğmak istemiş. Ama hayır demiş. Maaş almamış. Ortaklık kurmuş, ortağına dükkanı çalıştırmış, onunla geçiniyor. Kazandığında talep, okuduğu talebelere yediriyor, içiriyor. İmam Şafii de böyle. İmam Malik de, Harun-u Reşit, oğlum demiş veliaht, benim yerime geçecek. Ey imam gel demiş sarayda, özel oda vereceğim sana, özel maaş bağlayacağım. Gel demiş oğlumu yetiştir. Cevap. O zaman anayasa, babayasa mahkemesi yok. Halifenin dediği kanun, o devirdeyiz. Cevap. Oğlum okuyacaksa buraya gelsin. Ben senin ayağına gelemem. Şimdi imamlarımızın, hocalarımızın farkını göstermeye çalışıyorum. Kelle koltukta, anladınız mı? Hıt, kimsin sen diyor. Gelsin buraya. Gelmiş olan Harun Reşit de iyi bir adam. Oğlum git demiş bu hoca, git elini öp, oku ondan. Şimdi hocanın yanına kim yaklaşır? En ileri talebeler. Yeni talebeler daha kapı yaşında olur. Gelmiş bu ben halifenin veliahtıyım diye kapıdan girmiş, doğru doğru olmuş mihraba hocanın yanına, İmam Malik'in yanına. Hop 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 demiş dur. De o kapının eşine otur bakayım eşine. Adam olduğunu göster demiş buraya seni alayım. Böyle kahraman adamlar. İmam Azam kadılığı kabul etmediği için hapse atıldı. Maaş almayacağım diye bakın. Haram lokma girerdi ağzımdan diye. Haram lokma girince aklı selim kalmaz. Anladınız mı? Şimdi hepiniz şey kullanıyorsunuz. Bilgisayar. Bilgisayar bazen çalışmıyor. Ne diyorsun siz ona? Virüs girdi diyorsunuz. Bazen tamamen iptal oluyor değil mi? Evet. Haram dediniz mi virüs giriyor. İnsanda da hard diski var. Anladınız mı? Çocuklarınızın yanında hanımınızla kavga etmeyin. 2 yaşın, 3 yaşın ne anlayacak demeyin. Onlarda da hard disk var, beyin var. Çocuk o kafasına o sizin hanımıza bağırmanız, çağırmanız, el göl hareketi varsa onunla hepsi kaydoluyor. Büyüdüğü zaman çocuk onları çıkarıyor. Evet, bunu fiilen yaşamışız. Kaç sene evvel Kayseri'de bir çocuk 6 tane adamı burnunu keserek, gözünü oyarak, kulağını keserek, dişlerini söke söke, dırnağını söke söke işkenceyle öldürdü. Polis peşine takıldı. 7.'yi öldürecekken yakaladı. Hemen attılar hücreye. Ama çocuk konuşmuyor. Çocuk 17 yaşında. Ben de ceza hukuk profesörüyüm. Takip ediyorum böyle şeyleri basından. Konuşmuyor bir türlü. Niye acaba böyle işkenceyle öldürüyor? Bir polis, o da katil oldu. Onu da hücre yaptılar, aynı hücreye. Kaç ay sonra arkadaşları dolayısıyla o demiş ki arkadaş ya benim gibi niye çekip alnından vurmuyorsun lan herkesi? Niye burnunu kese kese, dırnağını çöke çöke, burnunu, kulağını kese kese öldürüyorsun? Hiç bağırmıyorlar mı? Bağırmazlar mı abi? Yeri göğü yıkıyorlar. Burası sende hiç merhamet, şefkat diye bir şey yok mu? Dikkat edin, bir şey söylemek istiyorum. Evet. Abi, şefkat ne demek? Merhamet ne demek? 17. çocuk bunu söylüyor.
Bu uydurma değil. Vaka, mahkemeye teşkil düşmüş. Merhamet ne demek abi? Şefkat ne demek? Oğlum, kardeşim, seni anan baban hiç kucağına alıp da öpmedi mi? Koklamadı mı? Şöyle bağrına basmadı mı? Yok abi ya. Benim babam hamal, tahsili yok, anamın da tahsili yok. Zaten doğru düz para kazanamıyor. Her akşam bizim evde kavga. Eşek karı, bilmem öküz herif birbirlerine. Hep bu lafları duydum ben. Birbirlerine başlıyorlardı sille tokat. Öfkelenemiyordu, hep beni dövüyorlardı abi. Beni hiç kimse, anam babam bir gün kucağına alıp öpmedi, koklamadı. Ben şefkat nedir bilmiyorum abi. Merhamet nedir? Anlıyor musunuz? Bu çocuğa, insanlara merhamet, şefkati bu anlatıyor. Evet efendim. Bu uygulama ne doğuruyor? Bakınız. Ona dedim, çocuklarınızın yanında kavga etmeyin. Kötü laflar etmeyin. O hard diskine giriyor, o çıkıyor sonra. Ben işte gittim Amerika'ya 9 yaşında. Profesörüm diyor ya. Ulan dedim, bir de İngilizce öğreneyim. Gittim okula. Hiç yes demesini bilmiyorum. O sigarayı bahçede içen herif imtihan etti beni. Profesör sıfır vermeye, ya dedi, utanıyorum dedi. Sen profesörsün, sıfır. Hiçbir şey bilmiyor demek. Gel öğretil dedi. Saat kaç dedi bana, Fransızca biliyorum ya. Bitmi dedim. 8.5 dedim ben de. Bir verdi bana şeref sayısı. Öyle girdi. Evet. Öyle girdi. Bir şey söylemek istiyorum. İlk gün yes demesini bilmiyorum yahu. Öğretmen dedi ki, teacher diyorlar öğretmen onlar. Mustafa dedi, her akşam dedi, uyku saati hariç devamlı dedi, İngilizce televizyon dinleyeceksin. Ben dedim, bir şey anlamıyorum ki, olsun dedi, dinle. Evet. Ana, 3 ay sonra bir baktım, bir şey anlamadığım halde ağzımdan İngilizce kelimeler dökülmeye başladı. Beyine giriyor, aynen çocukta böyle. Aldığını sonra kusuyor. Onun için çocuğunuz yanında kötü laflar etmeyin. Böyle çirkin şeyler söylemeyin. Yanlış hareketleri alıyor. Sonra da işte misal verdim Kayseri'deki o çocuk hakkında. Bu bir adli vakadır. Gerçekleşmiş şeydir. Çok dikkat edin. İyi şeyler konuşun. İyi şeyler görsün. Evvelen İmam Azam Hazretleri böyle. Hepsi böyle. Haram yeriz diye virüs giriyor içeriye. Virüs girince aynen beyindeki bu hard disk karışıyor. Aklı selim kalmıyor o zaman. Şimdi bunu yapmak mümkün mü? Ben kimseyi kınamıyorum. Kimseyi kınamıyorum. Ama bizim aldığımız maaş, evet, caiz. Şeyhülislam fetva vermiş. Benim babam dahil dedelerim hiç maaş almamış. Çiftçilik yaparak aile geçindirmiş. Maaşın her şeyi karışır diye. Evet. Karışır diye. İmam Azam almamış, İmam Şafii almamış, İmam Malik almamış, Ahmed İbn Hanbel almamış. Aklı selim kalmaz, virüs girer de kafamız iyi çalışmaz diye. Şimdi böyle yaşamak mümkün mü size soruyorum. Evet, ilimin sonu yok, tamam da şimdi biz bilgisayar biliyoruz. Öyle diyor adam, İmam Azam bilgisayar bilmiyordu, İngilizce, Fransızca bilmiyordu, ortaçağ adamı. Bana hava atıyor böyle. Ben diyor dünyayı dolaştım diyor, kaç dil biliyorum diyor. Biliyorsun ama lan, beyinde virüs çok. Sokağa çıktığın zaman hep çıplak avratları görüyorsun, gözden bir virüs gidiyor. O zaman öyle bir şey yoktu. Yediğin lokma senin maaşın yürümüş arınmış mı? Yürümüş arınmış mı? Evet, mağazasını görüyoruz. Müslüman adam yazmış masasının başına. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman adam olduğu belli. Karşıdan adam kazıklıyor orada. Besmele çekerek kazıklıyorsun yahu sen. Evet arkadaş ya, yok mu yani bu böyle mazalı? Dolu yahu. Yani biz kendimizin şeyini bilelim. Onu demek istiyorum. Benim maaşımın içinde neler yok ki? Devlet genellerden vergi alıyor mu? Meyhaneden vergi alıyor mu?
Gökte vergiliyor. Bu harmandan bana da maaş veriyor. Tamam caiz caiz ama bu büyük zatlar böyle karışır diye maaş almamış beyefendi. Sen evet İngilizce, Fransızca biliyorsun ama kafa benimki gibi sakat, anladın mı? Ha şimdi bu iş çok önemli. Aklı selim olmadı mı? Ebu Cehil dahiydi efendiler. Dahi adamdı. Ebu Leheb de dahi adamdı. Sıradan bir adam değil, süper bir adam. Ama inanamadılar. Peygamberle hayatları boyunca mücadele ettiler. Tebbet yede Ebi Leheb. Kur'an'da tescilli gavur. Tescilli cehennemlik. Tescilli. Neden? Doğunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmüş. Burada kainatın efendisi doğunca büyük adam olunca belli olmaz mı lan? Çok akıllı lan. Bir görmüş. Sülalem istemiş. Büyük adam kazandı. Çok büyük adam olacak bu demiş. Aklıyla görmüş. Hemen şeyler dağıtmış, hediyeler, şunlar, bunlar, fakir fukaray, zengin adam. Pazartesi günü doğmadı mı Peygamberimiz? Pazartesi günü Efendimizin doğduğunu sevindi de fakir fukaray şeyi dağıttı diye kitaplarda yazıyor. Pazartesi günü azabını Allah daldırıyormuş Ebu Leheb'i. Sonra Efendimiz büyüdü. O gelip okşuyormuş, seviyormuş. Topladı yemeğe topladı akrabasını. Venzil aşiretekel akrabin. En yakını topla. Onlara evvela söyle dedi Allah. Topladı. Ben dedi Allah'ın peygamberiyim. Allah bir. Ben de Resulüyüm. Muhammed Resulullah. Buna dedi inanın. Ebu Leheb kalktı. Neden dedi? Ne? Ben seni aldım kucağıma, popomu yepeşledim ulan dedi. Ben büyüttüm seni. Sana peygamber diye tabi mi olacağım ulan? Kibrini gördünüz mü? Bu kibir o dehasını örttü. Divan senin popomu böyle vurdum lan ben seni böyle büyüttüm dedi. Şimdi sana peygamber diye tabi mi olacağım ulan? Senin dediğini mi yapacağım ulan? Yapmıyorum dedi kibirinden. Hayatı boyunca onun gittiği yere gittiği, taşlattığı onu hakaret ettiği. Tebbet yeda oldu. Ebu Cehil de öyle. Zengin adamım ben. Kaç yüz kişiyi besliyorum. Muhammed diyor ki zengin fakir insanlar tarağın dişi gibi eşittir. Şimdi ben beslediğim adamlarla eşit mi olacağım? Vermesem aslından geberecekler. Kapatmıyorum böyle dini. Bundan dolayı bu duygudur. Duygu aklını örttü, dehasını kafası çalışmadı. Duygu, şimdi oraya geliyoruz. Hevadan sakınınız. Aşırı duygu, tutku. Şimdi adam sigara, hocam sigaramı karışma dedi bana o zengin. Seni çok seviyorum, öldü ölürüm ama sigara verleme. Ola sigara ne demek yahu? Zehir diyor yahu dünya. Kanunlar çıktı bütün dünyada zehir olmasa, asıl olmasa kanun çıkar mı? Her tarafta kanun çıktı. Adam bak ne kadar tutkusu var ki. Hocam sigaramı dokunma diyor. Bu her sene hacca giden, namaz kılan adam. Tutku insanı diyor, kör sağır eder. Benim bu zehir dedim duymuyor. Evet. Sonra ne oldu? Ben çok seviyor ya. Hocam, kuş sütü hariç vallahi her şeyimizde var. Zenginliğim zenginiz. Ama evde huzur yok hocam. Sırdı söylüyor. Avrat da her gün kavgalıyız. Hır hır hır. Aha buyur bak. Sen bu kadar güzel adamsın ama şu sigara her şeyini dokunma, dokunma diyecek kadar da zayıf noktadasın. Öyle diyor Peygamberimiz. Tutku insana kör sağır eder, duymaz. Evet şimdi adamı her türlü şeyi yaptıracak şekilde kuruyorlar. Dünya ateşi veriyor işte. Kendi dedi diyor. Ve insanların ne kadar hazır oluyor. Aynı. Bir şeye tutku. İnsanı böyle kör sağır eder. Bundan sağınız. Bu evlat sevgisi olabilir. Vallahi o evladımı çok severim. Onlar için yapamayacağım. Dur. Evladını sevmek peygamberin sünnetidir. Sev ama tutku hani anlayacak. Oğlum kızın yanlış yaptığını bir dakika kızım. Bir dakika oğlum. Kusura bakma.
Ben seni çok severim ama bu olmaz. Taşı koyacaksın. Koyamadın mı elde sevgilisi işte hevadır. Tutkudur, senin gözün kör eder. Mesela buluğa erdikten sonra kızlar adet görünce baliğe olur. Oğlanlar rüya görünce baliğ olur. O zaman mükelleftir, sorumludur. O zaman baba kalk namaz kıl diyecek. Kıza da oğluna da. Şimdi sabahleyin kapıyı açtın. Sen sabah namaza gidiyorsun. Gidiyorsun değil mi? Evet, bana kız ne yapıyor? İslam'da lanetliler diye 20 seneme kitap yazdım. Bir vakfa boşladım. Orada bakın, bana kızmayın. Ben duyurucuyum. Hiç mazereti yok. Ezanı duydu. Camiye gitmeyen peygamber lanet okuyor arkadaş. Bu profesör bunu yazma dedi. Dedim peygamber söylemiş. Niye yazmayacağım ben? Yazmazsam yülcemi bileceğim innar. Allah bana ateşten kem vuracak. Peygamber söyledi. Ben kaynağını gösterdim. Yazdım kitabıma. Hiçbir mazeretin yok. Ezana gelmedin camiye. Lanet ediyor peygamberimiz arkadaş. Şimdi sen de onun için camiye gideceksin sabahleyin. Açtın oğlanın odasını, kızımın odasını. Gençken ne tatlı uyku oluyor değil mi? İhtiyarlayınca nerede o derin uyku? Baktın Allah nasıl böyle mışıl mışıl uyuyorlar. Ya dedin kapattın. Kıyamadın. Evlat sevgisi tutku olmuş. Ama bunu yaparsan senin ananı ağlatacaklar. Evet arkadaş. Sorumlusun diyor peygamber. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün an ra'iyeti. Aile senin idarende bir toplum. Ondan sorumlusun. Hesap soracaklar. Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha. Her gün devam edeceksin. Namaz kıl kızım. Namaz kıl oğlum diyeceksin. Ama kıyamadın. Ah tutku haline gelmiş evlat sevgisi. Kalk kıl diyemediğin zaman sana kalk diyecekler. Canını atacaklar. Benden duyurması. O heva bu şekilde tutku haline gelen sevgiden sakının diyor. Gözünüzü kör, kulağınızı sağır eder. Hakikatleri göremez olursunuz. Sonra da ne olur? Öyle diyor peygamberimiz. Cehenneme sürükler. Sizi cehenneme sürükler. Evet. Şimdi İslam'ın emri bu arkadaş. Ve'mur ehleke bis salati. Bunları söylüyorum. Ben kimseye hedef almıyorum ama bir ilahiyat profesörü çıktı televizyonda. Bizim evde demokrasi vardır dedi. Konuşturuyor adam. Allah da ve'mur ehleke bis salati. Karına, oğluna, kızına namazı emret. Emretmekte demokrasi olur mu lan? Demokrasi istersen ver, istersen verme. İstersen yap, istersen yapma demek değil mi? Bunu söylüyor. Bizim evde demek ilahi profesörü. Allah da diyor ki hayır. Oğlum kızını sormuşsun. Emret diyor. Demokrasi yok diyor. Kalk namazı diyeceğiz. Ve'mur ehleke bis salati. Ayetle buyurun hocalara sorun. Ben de size duyuruyorum. İşte onlara bunu söyleyemediğin zaman heva, kıyamıyorsun. Sevgi heva haline gelmiş, tutku kaldıramadım diyorsun. Ha, seni kaldıracaklar. Kabirde uyutmayacaklar. Mahşerde o çocuk senden evet eynel nefar oğlan gelecek, kız gelecek, hanımın gelecek. Niye söylemedin bize namaz kıl diye kaldırmadın diye. Ya kaçacak yer yok mu? O karım beni koşuyor, beni arıyor, oğlum beni arıyor. Kur'an'a bakın ya. Elmalı Hoca'nın tefsirine bakın 1936'da devlet bastırmış. Bakın şu söylediğini orada bulacaksınız. Kaçacak delik yok mu diyeceksiniz. Eğer çocuklarınızla böyle ilgilenmezseniz, o sevgi kıyamayacak onları hale gelmiş de tutku haline gelmişse, namaz kıldırmadıysanız, kalk diyemediyseniz, sizi orada çocuk bizzat gelip hesap soracak. Evet. Çocuk deyince aklıma şu da geldi. Kur'an'ı bir okusanıza ya. Şimdi dört çocuk yapmış, beşincisi yolda. Herkes kınıyor bir kere. Niye böyle beş çocuk? Olay ya. Peygamberimiz de çok çocuk yapın diyor.
Evlerken çok çocuk yapan kadınla evlenin diyor. Ben çokluğumuza iftar edeceğim diyor. Nüfus güç demektir. Ben Çin'e gittim. İşçilerin bağlandığı yattığı yere siz hayvan bağlamazsınız. Hiç hak hukuk diye bir şey yok. Hala komünizmin o hiç sığır gibi politikası devam ediyor. Gece saat 11'de nizmen başladığını hiç konuşmuyor. Kaç para alıyorum hiç konuşmuyor. Hiç para almıyor ki. Boğuz da onu çalıştırıyor. Az kalmasın diye. Çok geri. Ama Birleşmiş Milletler'de üyedir. Daimi delegedir. Neden? 1,5 milyar nüfus var orada. Onu saf dışı edemiyor. Evet, bizim nüfusumuzda 1,5 milyar olsaydı bizi de alacaklardı oraya. Nüfus güç demek arkadaş. Nüfus güç demek. Ama şimdi niye getiriyorum bunu? 3 tane var. 4. olur mu? Doktora gidiyor. Evet. O da diyor ki çocuk var. Hiç hasta filan da değil. Durumda gayet normal. Doktor bey bunu aldıralım, aldıralım. Diyemezsin. 40 günlük çocuğa can verilir, ruh verilir. Her şey tamamdır. Bu çocuğu öldürürseniz, alırsanız katil olursunuz. Doktor da katil olur. Buhari Müslim hadisidir efendim. Buhari Müslim hadisidir. 40 günde tamamlanır diyor. Ertesi gün öldürürseniz hücreyi, bir günahsa ikinci gün 2, 3, 4, 40 doldu mu katillik olur. Doktor da katil olur, siz de katil olursunuz. Kur'an'da var efendim. Ve izel mev'udetü su'ilet bi eyyi zenbin kutilet. O aldırdığınız, kürtajla aldırdığınız oğlan kız kimse mahşerde babasını anası yakalayacak. Bu beni öldürdü. Anam karnındayken mevlude o demek beyefendi ayetteki. Ben ne günah işledim, ben mi istedim olayım diye. Bunlar birleştiler oldu. Ama beni öldürdüler. Feyzel mevlude suylet bi ey zemin ne hangi günah işledim de öldürdü diye. Hesap soracağız diyor Allah anadan babadan. Arkadaş, evet, güzel peygamberimiz de tamam çocuğunuzu sevin, şunu edin, Allah'ın sevgisi birinci olsun. Muhammed Mustafa'nın sevgisi onun yanında olsun. Da şimdi ben bunu söylemek istiyorum. Şimdi bu kimse tarafından bilinmiyor. Hocalar biliyordur da. Efendim diyor ki benim sünnetime uyan beni ihya etmiş olur ve cennette beraberiz. Efendim diyor ki sünnet yani benim fiilim Allah'ın farzı emrinden farklıdır. Allah'ın emri ayarında olmaz. Ona aykırı değil ama onun için diyor namazın sünnetlerini kıldığınız yerde farzı kılmayın. Farz kıldığınız yerde sünneti kılmayın. Yer değiştirin. Böylece sünnet farzdan farklı olduğunu fiilen gösterin. Buhari Müslim hadisidir bu. Ben bunu açıkladım. Evet efendim. Ben bunu açıkladım. Emekli paşalara, valilere. Adam tamam. Şimdi bizim bazı camimizde ben burada hiç görmüyorum. Bu Buhari Müslim hadisidir ve sünnettir. Farz kıldığın yerde her taraf dolu hocam tamam. Yanındaki arkadaşa yer değiş. Sen onun yerine geç, o senin yerine geçsin. Senin farz kıldığın yerle değiştireceksin. O da değişmiyor olacak. Yanındaki değişmiyorsa arkayla önündeki arkayla değiş. Bu bir Buhari Müslim hadisidir. Basit bir sünnettir. Kimsenin bilmediği zamanda bir sünnetimi ihya eden beni ihya etmiş olur. Buyurun, beleş cennet sizin olsun. Gayet basit. Evet efendim. Değişiverin lan ne bu? Efendimin şeyi bu. Sünneti basit değil. Cennete götürecek önemli. Neden basit değil? Peygamber'e uyma niyetinden dolayı. Peygamber böyle dedi diye bunu yapacaksın, ibadet olacak. Evet şimdi bu sigara konusunda da çok tutku var. Hocam, hocam, hocam kardeşim ben 4600 ilim adamının imzasını taşıyan kesin bir zehir raporunu gördüm. Kanunlar çıktı. Televizyonda gösteriyor. Katran akciğer. Evet yalan değil. Benim yeğenim emekli Ziraat Bankası'nda
Cem Bey var ya, Abdullah Gül Bey'in doktoru İstanbul'da. Ona muayene oluyor ya. Ben de gittim ona. Torpilliyiz. Ameliyat olduğunu alınmaz değil mi? Ameliyat olsuna aldılar bizi. Kapakçıkları değişik. Yani burayı kestiler. Boyun keser gibi. Kart açtılar. Bir baktım. Akciğer nasıl olur beyefendi? Rengini söyle. Beyaz mı olur lan akciğer? Allah Allah. Böyle mi olur yani? Nasıl olur? Pembe olur değil mi? Pembe olur ya. Akciğer kapkara. Kapkara akciğer. Bu ne ya dedim. Bu ne ya? Sigara içmiş hocam dedi. Hiç görmedim sigara içtiğin çocuğunun. Meğer gençliğinde sigara içmiş. Akciğeri simsiyah. Evet efendim. Adamına 4 milyonu böyle diyor. Zehir. Gerizekalılık yapıyor. Kısırlık yapıyor. İktidarsızlık yapıyor. En büyük başta kanser sebebi. Hala hocam buna dokunma. Tutku işte bak. Bu tutkudan sakının, sizi felakete götürür diyor. Evet. Bir matematik tasarı geometri profesörü vardı. Devamlı hiç ağzına sigara çıkmaz. Böyle sapsarı. Oğlu aptaldı. Evet. Ben Edirne'ye görev yaparken tıp profesörü sordum. Bundan dediler. Bu sigaradan dediler. Oğlu aptal. Matematik tasarı geometri profesörü herif. Oğlu aptal. Bundan hocam dediler. Tıp profesörü dediler ya. Böyle iktidarsızlık yapıyor, hastalık geçiriyor, her şeyi yapıyor. Hocam buna dokunma. Tutkusu var. Mahveder. Efendimiz onu söylüyor. Böyle her şeyde dur demesini bileceğiz. Dur demesi bileceğiz. Şimdi Efendimizin bir hadisini de okuyacağım. Sizi tuttum ama İyyâküm vel bid'a. Bid'atlardan sakınınız. Bid'at ne demek? Feinne külle bid'atin dalâle. Her bid'at sapıklıktır. Ve külle dalâletin tasîru ile nâr. Sapıklık da insanı ateşe, cehenneme götürür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi. Evet. Ben de konuşmanın başında okuyorum bunu. Hadisi okuyorum. Bunları söylüyorum. Şimdi arkadaş. Bana kızmak yok. Ben sizin kardeşinizim. Kardeşlik görevimi yapıyorum. Peygamber yılbaşını kutladı mı lan? Var mı? Peygamberin zamanında onun Kur'an'da tefsirli bir kitapta var mı lan yılbaşı? Devlet yılbaşını tatil etmiş. Ben hukukçuyum. Tatil kanuna baktım. Yılbaşı tatil kanuna. Yılbaşı günü tatil diyor. Orada kafa çekin, kumar oynayın, evleri süsleyin, çamlarla bilmem ne diyor mu lan? Yok. Varsa söyler mi? Yok. Kanunda öyle bir şey yok. Kanunda öyle bir mecburiyetle getirmediğine göre sen de Müslüman olduğuna göre niçin sen bu bid'atı işliyorsun en azından bid'atı? Her bid'at sapıklıktır ve cehenneme götürür. Şimdi cehenneme götürür açıklıyorum. Bana kızmak yok. Metinleri getirdim size. Akşam yılbaşı gecesi mi? Bakın şimdi. Men ahabbe amele kavmin şerren kâne hayran. Evet. Ne diyor? Fehuve kemen amilehu. Bir kavmin yaptığı işi seven, kötü olsun, iyi olsun, aynı onu yapmış gibidir. Adamlar güzel yapıyor bu kardeşim. Dediğin anda. İki, men ahabbe kavmen ala a'malihim huşira yevmel kıyame min zümretihim fehusibe bihisabihim ve innem ya'mel a'malihim. Kilise gitmiyorsun değil mi? Müslümansın, ne işin var kilisede? Kimseye söylemem, ben gittim. Evet. Ne yapıyorlar? Öğrenmeye gittim ya. Havraya da gittim be. Evet. Okumayla uymuyor ya. İran'a da gittim. Onlar Muharrem ayında Allah Ebu Bekir Efendimiz'e ne kadar küfrediyorlar, ne kadar söylüyorlar.
Ondan orasına girdim. Öğrenem ya diye kiliseye de gittim. Ve orada Müslüman yarattın sen beni Allah'ım diye zerrelerime kadar böyle titreyerek Allah'a şükrettim. Görün bululululu brum. Ben de dedim ama bu namaz kılarken Allahu Ekber. Semi Allah. Bir de o gözümün önüne geldi. Namaz ne güzel ibadet yahu. Ama bunu kilisede fark ettim yahu. Bunun için evet sen kiliseye gitmezsin. Müslümansın. Ama yılbaşı onların bayramı. Amerika'da yılbaşı geçirdim ben. İnceledim. Sabah kadar ayin yapıyorlar kilisede. Birçoklar kafa çekiyor filan ama kilisede sabah kadar ayin yapıyor. Aynı şekilde Almanya'da, Fransa'da yılbaşı geçirdim. Aynı şekilde orası da. Ramazan Kurban Bayramı senin neyse yılbaşı da onların öyle bir bayramı. Evet. Şimdi sen Müslümansın. Hadis okuyorum efendim. Tekrar tercüme ediyorum. Bir kavmi yaptıkları iş dolayısıyla sevip o yaptığını yapan yılbaşı evlerini süslüyor. Çam kozalaklarını koyuyor. Kordelalar kesiyor. Bayram estiriyor evinde. Huşire yevmel kıyame min zümretihim. Kıyamet günü toplanacağız ya hepimiz mahşerde. Onların zümresi arasında haşrolunur. Buyurun. Varsa itiraz buyurun. Onların arasında haşrolunur. Kardeşim, Müslüman kardeşim, peygamber sözünü aktarıyorum. Evet, ben Müslümanım. Tamam, ben gavur demedim ama bak ne diyor peygamber. Onların yaptığı işi seviyor ve onların arasına katılıyor. Müslüman inancındayken huşre yevmel kıyame min zümretin fehusibe bi hesabihim. Onların arasında haşrolunur ve onların hesabıyla hesaba çekilir. Buyurun peygamberin sözü. Seni kim kurtaracak orada? Zorlasalar beni zorladı diyeceksin. Öyle bir şey yok. Kanunda öyle bir madde yok. Tahtil diyor o kadar. Uluslara ilişkiler bakımından tamam. Hiçbir şeyimiz yok. Ama bayramlık dememiş ki. Kafayı çek dememiş ki, tombala oyunu dememiş ki, sabaha kadar rakı iç dememiş ki. Evet, aynen böyle bak. Onlarla haşrolunur ve onların hesabı hesaba çekilir. Diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben kessere, bir diğer hadis, sevâde kavmin fevve minhüm. Evet. Bir kavmin topluluğunu, kalabalığını artıran adam onlardandır. Evet arkadaş, onlara benzediğinden, onlara uyduğundan, onlardandır. Bu da hadis-i şerif. Şimdi bütün Hristiyan alemi bugün bayram yapıyorlar, şenlik yapıyorlar. Kalabalığı bu. Sen de onun arasına giriyorsun. Onların kalabalığını artırıyorsun. Hadise göre sen de onlardansın. Hadisin anlamı bu. Ben Müslümanım. Yama ama peygamber böyle söylüyor arkadaş. Bu işi o kadar ciddiye alıyor. Evet, şimdi fıkıhta bunun karşılığı, bu hadisin karşılığı. Mesela İslam ordusu, mesela düşman ordusu, gavur ordusu. Devlet göndermiş, komutan görenlerini casus git demiş, gavur kılığını giyebilirsin. Gavurca sözler söyleyebilirsin. Çünkü istihbarat yapacaksın. Görev bu. Çünkü Peygamberimiz Hendek Harbi'nde düşman çok kalabalık, Müslümanların karnı aç, soğuk, çok rezil olmuşlar. Huzeyfe demiş, git. Kaç kişiler, ne kadar silahları var, ne kadar yiyecekler, öğren gel. Peygamberimiz sırdaşıdır Huzeyfetül Yemani Hazretleri radıyallahu anh. Giderken dönmüş gelmiş, ya Resulallah, sen bana büyük görev verdin. Bu bilgileri ben ancak o zaman Ebu Süfyan müşrik ordusunun komutanı, daha Müslüman olmamış. Bunu ancak başkomutandan öğrenebilirim. Senin aleyhinde konuşmam lazım ya Resulallah. Her şeye serbest ama elini hançere uzatma Huzeyfe. Peygamber olacakları görüyor. Elini hançere uzatma Huzeyfe. Git hadi güle güle.
Giderken mahsus mısmıslamış, hemen onların casusları yakalamış. Ya demiş be, öyle adamın peşine takıldık be. Avrat bir tarafta, çocuk bir tarafta, açlık bir tarafta, rezil rüsvay olduk ya. Hah demişler, zaten sen akıllı adamdın. Nasıl Müslüman olduğuna bir türlü akıl erdiremiyorduk. Gel darla aç demişler, sarmaşmışlar. Doğru götürmüşler, Ebu Süfyan'ın arkasına oturtmuşlar. Ebu Süfyan da Müslüman'ın yiyeceği yok. Soğukta şiddetli, açlıktan geberecekler. Muhammed'in kafasını bizzat keseceğim demiş. Deyince demiş hemen elini hançere, belindeki hançere uzat sırada Huzeyfe elini hançere uzatma sesini bir daha duymuş. Evet arkadaş. Hemen çekmiş, çıksaydı onu linç ederlerdi orada değil mi? Süt demiş şey gibi durmuş, dinlemiş, dinlemiş. Ondan sonra tabii onlar hep içmişler. Şenlik yapıyorlar Bedir'de olduğu gibi. Sızmışlar, o da onlar sarhoş olup sızınca usulca gelmiş. Böyle 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 ya Resulallah. Evet. Ha öyle bir görevim olsa bir şey demiyorum ama böyle bir görev yok. Bak peygambere aleyhine konuşmuş. Böyle bir görev yok. İslam ordusuna bir nefer düşmanla savaşıyor. Cihat en büyük hizmet. En büyük Allah'ın rızasını kazandıran cihat. Askerlikte savaş. Salaklığından dolayı düşman askerin arasına girmiş. Evet, merakından dolayı, kafası çalışmadığından dolayı görevi yok. Orada da vurulmuş, ölmüş. Fıkhen, bakın kitaplara, cenaze namazı kılınmaz. Onların toplumun arasında öldüğü için. Halbuki askeri adam İslam ordusunda için girmiş. Yılbaşı da bunun gibi. Düşmanın kalabalığını arttıran onlardandır diyor. Hadis-i Şerif böyle söylüyor. Yapmayın. Bugün bizim bayramımız değil. Onlara benzemeyin. Evinizi süslemeyin. Çam dikmeyin. Kurdele asmayın. Sıradan bir gün gibi geçirin gitsin. Yoksa böyle bir şeyler var. Efendimiz de bid'atlardan sakınınız. Bid'atlar sapıklıktır. Çok bid'atlar saymış. Hepsi bizde var. Parayla Kur'an okuma var mı şimdi? Var. Kur'an para değildir beyefendi. Mal değildir. İmam-ı Azam onun için diyor ki imamların maaş alması haramdır diyor. Ben de 9 sene, 2 sene müezzinlik, 7 sene de imamlık yaptım. Bunu biliyorum. Talebe de diyor, hocam, ne diyorsun? Ebu Yusuf'lu İmam Muhammed. Hocam ne diyorsunuz? Hocam sen herkese evlenin diyorsunuz. Fenkihu ma taaba lekum minen nisa. Ey bekarlar evlenin. Evlenmek zina yapacaksa farz. Şüpheliyse vacip. Sapa sağlamsa sünneti Mekke'de. Peygamberin sağlam sünneti. Vacip ayarında. Evden kaçarsa fenkihu leyyama minkum. Ey veliler, analar, babalar. Bekar kızınızı, oğlunuzu evlendirin diyor. Hep söylüyorsun vaazlarında. Hoca da evlenecek. Mezun da evlenecek. Evlenince evin, ev bulma, masrafı, giyim, kuşam, yeme, içme. Kocanın, Allah öyle söylüyor. وَالَلْ مَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْفَتُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Evresi kocadır, o sorumludur bunlardan. Adam bunları beslemek için tarlaya gidecek. Hurma yetiştirecek, ekin ekecek veya koyun besleyecek. Hocam, camiyi zamanında kim açacak? Ezanı zamanında kim okuyacak hocam? Camiyi kim tezmiyecek hocam? Ne demek istiyorsunuz? Hocam, zaruret var diyorlar, zaruret. Adam camide bu işleri yapacaksa gidemez. Tarlaya, bahçeye giderse zamanında camiyi açamaz, vaktinde namazı kıldıramaz. Vaktinde bu şey olacaksa diyorlar, hocam camiyi bekleyecek. Bekleyince nur mu yutacak? Zaruret var hocam. Susmuş. Biz İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'e göre maaş alıyoruz. İmameyn'in fetvasına göre. Yoksa imam alamaz diyor, kendi almamış. Benim dedelerim de hiç almamış. Evet, şimdi yasada da yargılanıyor Lütfi Kırdar. Ben de gittim, gördüm herifleri böyle. 2 metre önümden geçtiler hepsi de.
Felaket. Neyse. Adam konuşurken öldü. Lütfü Kıl da Sağlık Bakanı'ydı ya. Öldü. Şimdi sonuca bakın. Mevlüt moda biliyorsunuz. Bir mevlüt okuttunuz mu günahlar hemen sıfırlanıyor değil mi? Öyle telakki var. Oh ne beleş ya o. Öyle kanaat var. Neyse eşiyle oğlu gitmişler. O zaman meşhur Mevlüt Hanım'ın ismini vermiyorum. Gazeteler geçti de. Bakabilirsiniz orada var yani. 60-61 yıllarında gazetelerde bu isimleri var. Demişler babamız için bir hatim indireceğiz. Bir de Mevlüt okutacağız. Meşhur Duhan, Mevlüt Han, Pan Pan Han Han filan. Evet. Demiş ki gelenlere birinci sınıf hatim mi olsun? Birinci sınıf Mevlüt mi olsun? İkinci sınıf mı olsun? Üçüncü sınıf mı olsun? Onlar demişler süper olsun. Süper olsun. Gazete yazıyor bunlar. Bak ben uydurmuyorum. Baş buntularla yazıyor gazete. Biz de tabii gençlik var. Ben şey olur mu yahu dedik. Kur'an'ın birinci sınıf ikinci sınıf olur mu ya? Evet. Kur'an'ın birinci sınıf ikinci sınıf olur mu? Bir süper olunca ona göre para alacak. Birinci sınıf mevdu olunca ona göre para alacak. İkinci sınıfın fiyatı belli. Üçünün belli. Evet, öyle diyor burada hoca Gümüşhaneli. Parayla mevlüt okumak, parayla Kur'an okumak bid'attır. Evet. Peki kim okuyacağız? Tamam abi. Kur'an mal değil. Bak birinci sınıf olursa bu kadar alırım demeyecek. Sana bir mevlüt okur musun? Hay hay kardeşim. Gidecek okuyacak. Ayrılırken o da nuru yutacak değil lan. Sen de cebine bir şey koyacaksın istemeden. Buna bir şey demiyoruz. Ama fiyatı şu oldu mu? Kur'an mal değil ki fiyat biçesin. Bid'atların en müthişlerinden birisidir. Maalesef bu. Evet. Daha çok bid'atlar var. Efendimizin zamanında olmayan dini hükümlerde yeri olmayan şeyler bid'at. Şimdi minare var mıydı peygamber zamanında? Yoktu tabii. Minareyi yapmak için Mimar Sinan'ı beklememiz gerekti. Onun kafası lazım. Peygamber zamanı olmayan şey de bid'attır. Peki minareyi yıkalım mı? Hayır. Şuradan çıkarıyor. Şimdi hocaya gerek var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezanı girmiyorum şimdi şeyine. Rüyaları üzerine çan çaldırmamış, şu yaptırmamış, boru öttürmemiş filan ezanı, bildiğimiz ezanı oku demiş. O zaman Medine'de otomobil yok, fabrika yok, gürültü patırtı yok. Basit bir kasaba. Aşağıda Mescid-i Nebevi'nin kapısının önünde okusa Bilal Habeşi rahat duyulur. Ama ezan dinimizin özü, tevhid inancının özü. Öyle şerefli kelimelerden oluşuyor. Şerefli şeyler yüksekte okunur. Çık diyor Bilal mescidin damına. En yüksek dam. Orada okutuyor. Duyulabileceği olduğu halde. Aha çık yükseğe. Sözünü almış Mimar Sinan. Kalem gibi yapmış. Çık yükseğe. Evet demiş ve bir yere bakıyoruz Allah Allah. Şimdi hep Beşiktaş'a giderken o caminin ya parmak gibi incecik nasıl dayandı asırlar boyu, nasıl yapmış adam, zelzeleye geçirdi, hiç yıkılmadı. Kalem gibi minareler, bu da bid'at değil, dinde yeri var. Çık yukarıya var ya, çık yukarıya, ha o da yukarıyı minare yapmış işte. Ha böyle olabilir, medrese. Fakülte, dinin gereği öğreteceğiz. Ha, o zaman Resul-i Ekrem camide yapmış bu işi. Şimdi Ankara'da kaç bin talebe var? Sığar mı camilere? Sığsa bile çoğu abdestsiz, namazsız. Ne yapacağız camide? Onlara bir yer yapacağız. Eğitim yeri yapacağız. Evet, bunlar dinde yeri olan şeyler. Dinde yeri yok. Kur'an'ı böyle mal gibi satmanın dinde yeri yok. Bunlar... Sigara bit'at. Biraz daha
yüzünüze gelecek. Peygamberin sakalını kazıdığını söyleyen bir tane adam bulun bana. Bir tane adam peygamber sakalını kazıdı diye bir tane rivayet getirin. Buyurun Bodrum meydanı. Hiç sakalını kesmemiş. Evet. Şimdi ben bakıyorum. İmamlarda bıyık yok, sakal yok ya. Ulan avrat mısın sen lan? Hiç olmaz bıyık yok mu senin erkek olduğunu anlayamıyorum ben. Bitlat değil mi bu? Arkadaşım sen avrat mısın değil misin? Çünkü hanımlar da bizim gibi tıraş oluyor böyle. Kestiriyorlar. Ceket pantolon giyiyorlar. Gömlek giyiyorlar. Sen de bıyık sakalını kesince avratı anlayamıyorum ben. Bu erkek olsa selam veririm ya, hiç olmazsa. Kadına selam verin bunu Cevat Hoca. Karıda gözüm var demeye giderler sonra. Bıyık bırak da sana selam verin kardeşim, erkek ol anlarım. Evet, bu da bir bid'attır. Peygamberin hiç terk etmediği şeye Molla Hüsrev farz diyor. Fatih'in hocası. Hiç bırakmadığı şeyi farz olur diyor Molla Hüsrev. Dürer kitabının Kereşşürün Bilal, bakabilirsiniz. Bir yalnız o değil, birçok hoca var. Biz hadi yani sakaldan vazgeçelim, oraya bıyık bırak hiç olmazsa lan. Senin erkeği olduğunu anlayayım ben. Şimdi bid'atlar ortalığı saldı. Salgın halinde. Bu bid'atlar içinde de hocam namazdan zevk alamıyorum. Namazdan bir şey duyamıyorum. Nasıl duyacaksın lan? Bid'atların için namaz. Yediğimiz halis değil. İçtiğimiz halis değil. İlahiyat profesör çıkıyor televizyonda, sol elle su içiyor. Ulan peygamber diyor ki sağ ile yiyin. Sağ ile için. Şeytan soluyla yer, soluyla içer. Ordinans profesörü görmedim, söyledim. Yine tekrar ediyorum. Şurayı görmezlerin husu ceza hukuk kitabında ben ondan ders aldım. Amerikalı profesör yeryüzünün bütün hapishanelerine dolaşmış. Hapishanedeki adamların %80'i rakamla sabit. Sol elini kullanıyor. Solak yani. Siyasi solda bir şey demiyorum. Karıştırma. Solla yiyor, solla içiyor, solla yazıyor. Amerikalı profesörün adını orada bulabilirsiniz. Ve adam diyor ki sol elini kullanmakla karakter bozukluğunun ilgisi var. Sol özgün. Aynen söylüyor. Efendim? Ben de solam hocam. İşte ben söylüyorum size. Bürtelimi sen kırarım. Ben anlamam. Bakabilirsiniz. Tahkik edebilirsiniz. Teyamenu fi külli şey. Peygamber Buhari Müslim hadisidir. Sağınızı kullanınız. Sol tuvalette kullanılır beyefendi. Şimdi camiden girerken sağa girecek. Burası mübarek bir yerdir. Sohbet yeri değildir. Sen Müslümansın. Burada sohbet edilmez. Ederseniz yaptığınız sevapları ateşe verip kül edersiniz. Bunu ben söylemiyorum. Abdullah Mesud radıyallahu anh söylüyor. Sahabenin en alim fakih sahabesi. Cuma gün geliyorum ben. Hutbe okunurken susmak farzdır Hanefi mezhebine göre. Dibin yok diyor adam. Buradan çıkınca nereye gidelim Mehmet Ağa? Burada hutbe okunuyor be güzel kardeşim. Camiye gelmişin ne güzel. Kimisi de ham soku şak 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 tesbih çekiyor. Hutbe dinlemek farz be yahu. Kimisi orada Kur'an okuyor. Kimisi arkada sünnet kılıyor. Farz be yahu hutbe. Öğlen namazı 4 rekat, cuma 1 rekat farz kılıyoruz. İkisi nerede? Hutbedir onun ikisi. Hutbe okumak farzdır. Evet, Diyanet hutbede dua etsin hocaladı. Tamam, ben de katılıyorum. Cuma günü öyle bir saat vardır ki onda edilen dua reddolunmaz. Bu saat gizli, belki hutbe sırasındadır. Memleketimizin, devletimizin, milletimizin zeval vermesini dua etsin hoca. Ama susmak lazım. Ben hiç bunu bilen görmedim. Bir de ezan okunuyor. Ezan okurken dinimizin özü, saygı duyacağız. Müslümansa. Bacak bacağı üstüne atıyorsak indireceğiz. Edep yahu. Sigara içiyorsak o meleti atacağız. Ben hoca benden duydum. Tilki görmüş. Ezan okunurken tilki ayağını kaldırmış, adım atacak. Ezan Allah'a deyince tilki böyle ayağını havada tutmuş.
Adım atmamış ya. Bir tilki kadar yok muyuz ya biz? Hem Müslümanız diye geçiniyoruz. Sigara içiyor adam mezarını kurken. Hem de Ali, adı Ali. Bacak bacağına sürtüyor. Hiç ezan okunu oralı değil. Ben seni nasıl kurtarayım arkadaşım? Ben seni nasıl savunayım arkadaşım? Neden böyle saygı duymuyorsun? Duyacaksın, katılacaksın. Katıldıktan sonra Allahümme Rabbi hazi daveti temme ezan diyor. Okudun mu? Hallet lehu şefaati yevmel kıyame. Şefaatim anamın sütü helal olsun diyor peygamber. Çok güzel. Ama cuma günü geliyorsunuz. Hutbe okunurken hoca oturdu. Hutbe başladı. İç ezan okunuyor. La ilahe illallah deyince bir bakayım ben. La ilahe illallah. Tren kaçtı. Evet. Hutbe okunurken konuştuğumuz arkadaş. Kaybettiniz arkadaş. Susacaksın arkadaş. Yeri orada. Kanun böyle. Dışarıda katıl. Ama hutbe okunurken ezan okunmaya katılamazsın. Amin diyemezsin, namaz kılamazsın. Peygamber hadisi var böyle. İmam-ı Azam fetvası da öyle. Sen de Hanefisin. Ben öbür mezheplere karışmıyorum. Sus lan dedin sen de kızdın. Kim sus derse fakat laga. Ravahul Bukhari ve Muslim. Bütün kütüb-i sitte kitaplarda var. O adam da diyor karavana diyor. O da kaçırdı treni. O da boşa. Öyle duracaksın. Ama bunlar nerede? Nerede? Bunlar şimdi yapıla yapıla alışılıyor. Normal kabul ediliyor. Cevat Hoca bunu da söyledi mi? Çok sert söylüyor ya. Kardeşim din böyle ne yapayım ya? Hadis böyle. Ben de sizin kardeşinizim. Bunları size duyuruyorum. Size duyurdum. Sorumluluk benden gitti. Sen de en yakın arkadaşına arkadaş mesele böyleymiş. Emr-i maruf yapacaksın. Yapmazsan vebal senin. Benden söylemişim. Allah sizden razı olsun. Amin. Cenab-ı Hak imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin inşallah. Ezan okun değil mi? Öyle mi? Ha, tamam. Öyle gideyim. Şimdi bu hoca efendinin bid'atlarla ilgili şeyi efendim hadi bid'atlardan sakınınız. Çünkü bid'at sünnetin aksidir. İhtikadan bid'atlar var. Amelen bid'atlar var. İtikadan bid'at. Mesela ne? Hocam 20 dakika olmuş. Tamam, ooo çok iyi. Ehl-i sünnet vel cemaat itikad mezhebindeniz. Kur'an'a sünneti esas alan yol bu. Aziz milletimiz 926'da Müslüman olmuş. Satuk Burahan incelenmiş. Ben demiş ehl-i sünnet inancında Hanefi mezhebinde Müslüman oldum. Siz de Müslüman olun. Bir günde 200 bin çadır bir de Müslüman olmuş. Biz çünkü başımıza bağlıyız. Öyle bir milletiz biz. Ve Müslüman'ı öyle benimsemişiz ki samimi olarak Müslüman sarılınca Cenab-ı Hak da kapımızı açıvermiş. En büyük hadisçi Buhari bizden. En büyük hukukçu Ebu Hanife, İmam-ı Azam bizden. En büyük müfessirlerden birisi Demaşeri bizden. En büyük evliyalardan birisi Muhammed Bahaüddin Hazretleri bizden. Her gün Allah Cenab-ı Hak kapsına çevirmiş. En büyük imamlar bizden yetişmiş. Selçuklar devrinde de aynı yolu devam etmişiz. Devlet ideolojisi olarak ehl-i sünnet itikadı okutulmuş. Hanefi mezhebi okutulmuş. Melikşah kuvvetli bir hükümdardır. Ama bizde taassup yok. Başbakanı, başveziri, nizam-ül-mülk Şafii imamıdır. Ehil olduğu için Şafii diye onu dışlamamış. Bizde taassup yok. O anda Bağdat'ta Hanbelilerle Şafiiler kanlı bıçaklı savaşıyor. Öldürüyorlar kılıç kılıç kalkanla. Göndermiş Nizami'ye bir çuval altın vermiş. Git demiş onlara da medrese kuruver, bunlara da medrese kuruver. Savaşmak yok. Herkes fikrini, zikrini ayette, hadisle, ilimle şeysin, savunsun. Yoksa hepsinin kellesini alırım demiş. Biz öyle bir milletiz. Selçuklar devrinde de öyle olmuş. Osmanlılar devrinde de ehl-i sünnet itikadı, Hanefi mezhebi. Cumhuriyet döneminde bu bozulmamış. Laiklik getirilmiş. Laiklikte ben hukuk profesörüyüm. Laiklikte devlet dine kuruş vermez. Amerika'da vermiyor. Laik.
organize eden vatandaştır. Papazın maaşıyla vatandaş şey eder, organize eder. Halen öyledir. Biz devlet veriyor. Bu şeyi bozmamış ve devlet Kur'an-ı Kerim tefsiri yaptırmış. Basım tarihi 1936. Elmalı Hoca'nın Hak Dini, Kur'an Dini, Yeni Mealit Türkçe tefsir. Muhteşem bir tespirdir. Meclis kararıyla devlet parasıyla bastırılmıştır. Muhteşem bir tespir. O da bizim hemşeridir. Yakın yerimizdendir. Ehl-i Sünnet alimidir. Hanefi mezhebindendir. Bu gelenek itikat birliği, pratik birliği. Şimdi bak namaz kıldık. Bir tane adam nasıl namaz demediniz? Bayram namazı geliyor bir tek adam, başka namaz kılmıyor. Ama mayasında bu var. Asırlarca bu öğretilmiş bizde. Bir tane adam ne biçim böyle iş demiyor. Ama gidin Arap ülkelerine. Öğle namazı kıldım ben Kahire'de. İki adam birbirine, sen namazı mı? Sana ne lan? Kavga ettiler. 1969'da Mekke'de namaz kıldı, akşam namazı. Bizi Müslüman saymıyor herifler. Şimdi biraz düzeldiler, toparlandılar da. Bakkal geçti. Benim peşimde 200-300 kişi var ama hiç kaldırmadı. Geçti. Namaz kıldırdı. Ama öyle bir şey okudu ki yani. Ben namazı yeniledim. Çünkü ayeti bozdu. Çok felaket bozdum. Mana değişti. Öbür bakkalmış o da. O da şimdi ne yaptın dedi. Rezil ettin dedi. Aleme rezil ettin bizi dedi. Sanırlardan bir kavga tuttular şeyde. Biz de elhamdülillah asırlardan beri böyle bir itikat birliği var. Şimdi sarhoş bana telefon ediyor. Konuşurken ben diyorum ki televizyonda ben Ehl-i Sünnet inancına göre Hanefi mezhebine konuşuyorum. Şafii'ye mektup yazıyor. Seni şöyle atar asar. Ya çoğunluk Hanefi olduğu için ben çoğunluğa göre konuşuyorum. Genel müdür geldi. Hocam dedi bak şu mektuplar anama vuranıma sövüyorlar Şafii'ler. Ben Şafii'ye karşı değilim. Kahire'ye gittim, ziyaret ettim. Ta Amerika'dan geldim. Evet, kesinlikle. O da Ehl-i Sünnet imamı. Ama ben İmam-ı Azam'ın peşinden gidiyorum. Seçmişim onu. Evet, ya biz saygı duyuyoruz. Kesinlikle. Genel müdür, bir de onlardan bahsettim. Hanefi'ye göre böyledir, Şafii'ye göre böyledir. Koştu geldi, koca genel müdür. Ben de karıştırdım dedi, bildiğin gibi yap. Onun için ben sadece Hanefi'den bahsediyorum. Şafii'ye düşman olduğumdan değil. Aziz milletimiz böyle gelmiş, sarhoş telefonu diyor. Hocam, ben vallahi hiç camiye gitmem. Hocam vallahi ben hiç namaz kılmam. Hocam vallahi bir yemin ediyor. Her akşam içerim. Ama seni canımdan çok seviyorum. Ruhumu okuyorsun diyor. Aynen böyle. Bir tane sarhoş değil, kaç tane. Çünkü asırlarca Ehl-i Sünnet itikadı üzere Hanefi mezhebiyle eğitim gelmiş, gelenek haline gelmiş. Canımdan çok seviyorum, ben ruhumu okuyorsun hocam. Merak etme, bu aziz milletin paşası da böyle. Hocam, biz herkes dinliyoruz ama senin dediğin tutuyoruz. Çünkü senin dediğin bizim dedemizden duyduğumuzun aynısı. Hakim de telefon ediyor, hocam senin dediğin yapıyoruz çünkü babamdan, anamdan duyduğum aynısı. Tarihen böyle. Cumhuriyet döneminde de bu kere bozulmamış, Elmalı'ya tefsir yapmış, devlet yaptırmış. Laikliğe aykırıdır arkadaş. Hukuk kurallarına göre. Ondan dolayı ne yapmışlar? Bizi Suriye'ye çeviremiyorlar. Irak'a döndüremiyorlar. Bayram namazına kavgasız ayrılıp gidiyoruz, şükürler olsun. Ama diyoruz ki bu yetmez, güzel. Bu güzel de bu işi bilerek yapalım. Güzel peygamberimiz sözlerini kendimize rehber edinelim. Diyor ki Efendimiz Naddarallahu imra'an semya makaleti feva'aha ve bellevaha. Evet. Benim bir sözümü duydu, belledi, tatbik etti. Din kardeşine de öğretti. Allah bu adamın iki cihanda yüzünü ak çıkarsın diyor. Buyurun böyle duası var kardeşim. Onun için ben de size hadisler okuyorum. Onları yer geldikçe yapabildiğim kadar açıklamaya çalışıyorum. Allah razı olsun siz de dinliyorsunuz. Böyle itirazsız, temizsiz yapıyoruz. Allah inşallah mizanımıza koysun. Efendimiz sünnetlerini yapışanı hep gördüm ben aziz oluyor. Aziz milletimiz başta olmak üzere
sırtını yere getiren yok. Zorlukları girse bile Efendimizin sünnetlerini bakın, farz gibi hepimizin için namazı sünnetini kıldınız. Namazın ön sünnetini, son sünnetini hepimiz kılıyoruz. Bu Şam'da yoktu. Kahire'de yok, şurada burada yok. Ne hale geldiler. Bu peygamber sevgimizi devam ettirelim inşallah. Bidatlardan uzak kalalım. Solla yemeyelim. Sigara içmeyelim. Peygamberin yasağı bu kardeşim. Etmeyin, eylemeyin. Bu güzel huyumuzu, tüyümüzü böyle konularda da devam ettirelim diyorum. Bidatlardan sakınınız. Evet efendim, itikadi bidatlar. Evet, ne? Şimdi ehl-i sünnet bu ama ehl-i sünnet dışında bir sürü mezhep var. Ne diyor? Şu benim, sizin şu hareketiniz, benim şu hareketim kaderde var. Kaderde yoksa yaprak kıpırdamaz. Benim inancım öyle. Elcin inancı budur. Şu elimi kaldırmam benim kader. Konuşmam kader. Senin gelmen kader. Ama biz bunu bilmiyoruz. Kur'an'ın emrine uyacağız. Aklımızı çalıştıracağız. Ha, bu böyle. Ama diyor ki kaderi diye bir fırka var. İtikatta sapık bid'at. Allah büyük. Allah çok büyük. Böyle adi işlerle uğraşmaz. Elini kaldırmayı, konuşmayı, camiye gelmeyi, gitmeyi kendi yaratır diyorlar. Kaderiye deniyor bunlara. İtikatta bid'at. Ötekte diyor ki kader var. Tamam. Kader varsa benim alın yazım var. O zaman benim günahlarımdan ben sorumlu değilim ki. Yaz, alın yazımı uyguluyorum. Buna da cebri deniyor. Her şeyi yapıyorlar. Böyleyse neden peygamber göndermiş Allah? Neden kitap göndermiş? Hiçbir şey zarar vermiyorsa. Bir tane adam, büyük evliyaullah'tan birisi türbesine gitmiş. Karabalık. Hazreti Ömer zamanında evde gidiyor. Siz hacı bayrama geliyorsun. Edin bunu ziyaret edin. Öbür tarafa başımızı sıkıldı mı? Hocam ben geldim de sana Fatih okuyalım diyeceğiz. Allah'ın yanında makbul kişiler bunlar. Mazlı kişiler. Allah'a ya Rabbi sen bilirsin diyebilecek makbul insanlar. Ben de eyvah işte gidiyorum. Biz de gidiyoruz. İşte böyle gitmişler ziyaret ediliyor peygamber kabirleri. Efendim ziyaret ediyor. Herkes o zatı çok seviyor. Fatih okuyor ihlal. 11 ihlas okursanız yatan adam kim geldiğini, kimden hediyeli duyar, bilir. Evet. 11 ihlas, bir Fatiha, 11 salavat. Peygamber başta herkese bilhassa şu geldiğime diye bağışlarsınız. Ondan çocuk mucuk beklemen. Ha. Oğlumu sınıf geçir demen. O iyi değil. Olur mu canım? Allah'tan bekleyeceksin onu. O Allah'ın yanında hatırlı bir adam. Onun gönlünü alıyoruz. Onu gidiyoruz yani. Şimdi birisi böyle heyecanla okurken gelmiş milletin ceplerini boşaltıyor. Şimdi kaderle ilgili şey söyleyeceğim de ceplerini boşaltırken zap diye gelmiş suçüstü yapmış. Elinde parayla tutmuş bileğini saymışlar. Eli kesilecek bir miktar var. Onu tutuyor da çok para değil. Hazreti Ömer'e götürmüşler. Hazreti Ömer iki tane çakmış buna. Çünkü eli kesilecek. Bu kadar paraya demiş. Elin gidecek olan demiş. Yaptıysam onun büyüsünü yapsaydım bari. El gidecek. Halife Hazretleri demiş. Bana ne bağırıyorsun? Bana ne tokat atıyorsun? Bu benim alın yazım demiş. Allah yazmış. Benim hırsız olacağım yazmış Allah. Ulan demiş ne bağırıyorsun ulan? Allah da yazımı iki tokat atmayı buraya benim anıma yazmış demiş. Evet ne güzel söz değil mi? Biz o yazıları bilmediğimiz için aha bu söz hadislere uyacağız. Efendimize tabi olacağız. Kur'an'a tabi olacağız. Sonra olmadı. Ha, takdir böyleymiş. Deyip nara atmayacağız. Bağıra çağıra kadere itiraz anlamında ağlamayacağız. Men niha yuazzeb bime niha aleyhi. Ravahul Bukhari ve Müslim. Böyle bir ölünün arkasından
Neden öldün? Neden öldün? Neden öldün? Bağırıyor ya, tapuda vuruyor ya. Niyaha derler buna. Kim böyle ağıt yakarsa, evet, azap görür. O cenaze azap görür, o da melundur diyor Peygamberimiz. Sen Müslümansın. Tamam, fren tutmuyor kardeşim. O zaman sen hanımefendi kardeşim. Hı. Elin karşısında ağzını tutma ha. Dava açarsın. Sen orada onun kardeşisin, babasın. Sus kızım. Ya, ağzını yumacaksın. Böyle durumlarda yüreği yanmışsa dedin mi suça ortaksın diyor. Çok önemli. Bu da şimdi alıyor televizyon çekiyor. Ağlamayalım şey diyor, sen ayıplıyorlar. Ağla ağlama demiyoruz. Ama kadere itiraz anlamında niye öldün, niye öldün deme. Ağıt yapma. Bu cahiliye putperest Arapların adetidir. Hem ona azap edilir hem de sen lanetli olursun diyor Peygamberimiz. Ben de sana onu duyuruyorum. Sen de bunu öğreteceksin herkese. Ben ölürsem sakın hanım arkamdan bağıra çağıra ağlama. Yoksa o ağladıkça neymişim sen diye azap orada başlıyor da. Hadise göre öyle. Evet, bunlar bid'at şeyler. Bunlardan sakın diyor güzel Peygamberimiz. Daha çok bid'atlar var. Çok bid'atlar var. Evet, tekrar edelim. Hocalar, sizler, erkekseniz bıyık bırakın. Sizin erkeği olduğunu anlayalım yahu. Ya anlayalım yahu. Ya hoca adam, İmam Azam Hazretleri, evet, biz onun peşinden gidiyoruz, namazı ona göre kılıyoruz. İtiraz serbest. Sakalsız, bıyıksız talebeyi kovmuş ilim meclisinden. Çıktırmış. O kadar önem veriyor arkadaş. Senin namaz kıldığın hoca böyle. Onu ders ver, çık git demiş. Katılma buraya. Hiç olmasa bir bıyık bırak kardeşim ya. Yaş yavlap geliyor böyle. Hem de hoca olur mu ya? Neyse yani. Cenab-ı Hak bize, güzel Peygamberimizin hadislerine uymayı, böylece iki cihanda yüzü akşıkanların olmayı nasip etsin inşallah. Sübhanekallahü ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfurüke ve netubu ileyk. Şimdi Gümüşhanel Ahmet Ziyafet Hazretlerine Kafkas Tartarı var ya Şeyh Şam'ın. Ruslara kan kusturdu yıllarca. Sonra da yenildi. İşaret etmişler. Medine'ye giderken uğramış. Bunu hocamdan duydum. Hocalar demiş. Her gün bin bir ihlas okurlarmış. Siz demiş bin bir ihlas okumaya devam etseydiniz. Ruslar yemin edecekti sizi. Durmuş adam Şeyh Şam'ın. Onlarla uğraşamayarken bunu ihmal ettik. Şimdi biz de okuyalım memleketimize zararlı deposu. Diyelim cümlelerin adlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim el lezi la ilahe illa hu el hayy el kayyum ve tübü ile Fatiha Şerife Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerifler. Birer elem neşrah leke besmeleyle beraber. On birer İhlas suresi besmeleyle beraber.
Fatiha üzerinde Besmele ile beraber. Üçer salavat üzerinde. Amin. 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 Am
aktifalarını olmayı bu halleriyle hallenmeyi nasip eyle. Bir an bile bizi nefsi emmarenize köle etme ya Rabbi. Hakkı görüp hakla teslim olanlardan eyle. Hakkını yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Her nerede olursa olsun Allah'ı zikreden zatilerden eyle. Allah'ın nimetlerine nankörlük etmeyip şükreden şakirlerden eyle. Allah'ın sevdiklerinden eyle. Allah'ın yardım ettiklerinden, himaye ettiklerinden eyle. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة محترم جماعتimiz hocamızdan Allah razı olsun İstanbul'dan geldiler bu tarihte işler bizleri memnun ettiler. Kendilerinden Allah razı olsun. Her ayın son cumartesi günü ikindi namazında inşallah buluşmak üzere. Hocamız